bir ışık yanıyor görüyorsunuz. Bu anlık kalp atışınızı ölçüyor. Ölçtükten sonra bunu sizin için şöyle ölçtükten sonra bunu sizin için sınıflandırıyor. Örneğin şu anki kalp atışın işte 60-70, bunu uyurken mi, dinlenirken mi ya da koşarken mi diye gayet etmenizi sağlıyor. Ve bir takvim üzerinden onu takip etmenizi olanak veriyor. Bu da gayet güzel oluyor. Ne işe yarıyor diyebilirsiniz. Bu da akşamları gece uyku apnesi olanlar için örneğin takamadım. Gece uyku apnesi olanlar için mesela kalp atış hızını çok rahat şey yapabiliyor, takip ettirebiliyor. Mesela bizim ne çıkmış? Örneğin 189 çıkmış spor yaparken almıştım. Yatarken mesela 61 maksimum o gün 84 olmuş. Bu şekilde tarih tarih gösterebiliyor. Bundan sonra alarm var. Günlere göre değişik değişik alarmlar yapabiliyorsun. Örneğin gece 1.30 alarm kuralım. İleri diyelim. Hangi günleri istediğinizi kendiniz seçiyorsunuz. Pazartesi, salı, çarşamba. Ve bu alarmda en çok hoşuma giden özellik ise titreşim. Yani alarm çalmıyor, titreşim. Kolunuzda saat titriyor. Bu da sadece sizi uyandırıyor. Yanınızda, yörenizde, eşinizi, çocuğunuzu bir şekilde rahatsız etmeden uyandırabiliyor. Burada koşu egzersizle ilgili bir menü var. Şöyle uzun süre bastığınız zaman bunları ayarlayabiliyorsunuz. İstediğinizi ekleyebiliyorsunuz. Örneğin şu doğa yürüyüşünü kaldıralım, yerine bir şey koyalım. Koşu, yürüyüş, bisiklete binme, doğa yürüyüşü, eliptik bisiklet, egzersiz bisiklet, adım aleti, koşu bandı, hamle, mekik, squat, zıplama, pilates, yoga, kürek, antrenman ve diğer yüzme hareketleri de dahil hepsini çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Doğa yürüyüşünü seçip üstüne tıkladığınız zaman da eklenmiş oluyor. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Bugün bu da gün içinde yaktığımız kalori hesaplıyor. Boy oranı kilonuzu girdiğiniz zaman buraya girdiğiniz andan itibaren zaten uygulamada direkt yazıyorsunuz boyunuzu, kilonuzu, yaşınızı. Ona göre otomatikmen Dünya Sağlık Örgütü'nün aldığı verilere göre burada gün içinde vücudunun yaktığı kalori hesaplıyor. Ayrıca Samsung'un kendine ait bir uygulaması var. Yediğiniz yemeği, içtiğiniz suyu da eklediğiniz zaman ona göre de gün içinde ne kadar kalori aldığınızı hesaplayabiliyor. Yine widget ekleyin dediği zaman tıklıyoruz. Burada değişik şeyler, uygulamalar var mesela. Bunların da kısa yolunu ekleyebilirsiniz. Örneğin hava durumu eklemek istersen, kişileri mi eklemek istersen, müzik çalmak istersen. Bunlar da aynı bu şekilde kısa yolunu ekleyebiliyorsun. Bunun bir tane de gizli bildirim menüsü var. Bildirim menüsü şurada. Ekrana sola çekiyorsunuz. Mesela en son haberden gelen, telefonuma gelen bildirim buraya da geliyor. Suriye'den çekilmeye başladık diye bir mesaj gelmiş. Sol tarafa gittiğiniz zaman mesela Gmail'den gelmiş. Bunu buradan tümünü sil dediğiniz zaman da bütün bildirimler siler. Bildirimler şu sol tarafta turuncu bir işaretle size bildirilir. Ondan sonra bunun telefonunuza iPhone'la ya da Samsung yani iOS ya da Android bir telefonla eşleştirdiğiniz zaman artılar nedir, eksiler nedir diye sorarsanız şöyle söyleyeyim. Samsung Note serisiyle eşleştirdiğimde mesajlaşma dahil hepsini, WhatsApp'tan cevap verme dahil hepsini çok entegreli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Buradan telefonunuzu yönetebiliyorsunuz. Örneğin telefonun kamerasını açabiliyorsunuz. Telefonunuzun uzaktan fotoğrafını çekebiliyorsunuz. WhatsApp'tan ya da Facebook'tan ya da Instagram'dan bir mesaj geldiği zaman ona cevap da verebiliyorsunuz. Gelen fotoğrafa bildirime mesaj da atabiliyorsunuz ya da galp atabiliyorsunuz. iOS'lardaki tek sıkıntısı WhatsApp'tan gelen, Facebook'tan gelen her türlü bildirimi görüyorsunuz. Anlık WhatsApp'tan mesaj geldiği zaman buradan okuyabiliyorsunuz. Ondan sonra tek şey karşılığına cevap veremiyorsunuz. Telefon gibi mesaj buradan mesaj atamıyorsunuz. Samsung'larda atabiliyorsunuz ama iPhone'larda atamıyorsunuz. Tek problemi o. Onun dışında geri kalan her şeyi çok rahat yapabiliyorsunuz. Ayrıca görüşme çok rahat görüşme yapabilirsiniz. Telefonunuz uzaktaysa biri aradığı zaman yaklaşık 30 desibele kadar 40 desibele kadar çok rahatlıkla konuşabilirsiniz. Yani gürültülü bir ortamda karşıdaki sesinizi alabilir. Siz de karşıdakinin sesini alabilirsiniz. Su geçirmiyor arkadaşlar. 1-1,5 metreye kadar su geçirmiyor. Havuza girdim, su geçirmedi. Denize girdim, su geçirmedi.
Banyo yaptım, duş yaptım, yine su geçirmedi. Sadece denizden çıktığınız zaman şu kısımlar deniz suyu olmaması için, tuzlu su olmaması için banyo denizden çıktıktan sonra temiz bir duru suyla yıkamanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında havuzun ve suyun içinde de çok rahat çalışıyor. Saatimiz kolumuza taktıktan sonra zaten aktif hale geliyor. Şöyle göstereyim. Size o arada kalp nasıl ölçüyor onu da göstereceğim. Tabi saat takamadık. Niye takamadık ben de anlamadım. Şöyle. Bayanlar için ve erkekler için çok rahat kullanılabilir. Bunların daha uygun fiyatlı olanları var ama yani şu an bence bu çok ideal. Çok güzel. Şık bir de tasarım da gayet güzel. Şuradan tıklayalım. Ölç diyelim. Kalp atışımızı ölçsün. Şu anda dinleniyorum. Oturduğum yerde olduğum için gayet düşük bir seviyeye çıkacak. 60'lar falan çıkabilir. Nabzı düşük olanlar da buradan çok rahat takip edebilirler. Nabız, kalp atışını, düşüklüğünü. Ortalama 64. Buradan etiketleyin diyorsunuz arkadaşlar. Mesela şu an ben ne yapıyorum? Genel olarak ayakta mıyım? Dinleniyor muyum? Egzersizden mi geldim? Egzersizden sonra önce yorgunum, hastayım, heyecanlıyım, mutluyum, şaşkınım diye bunları etiketleyebiliyorsunuz. Ben dinleniyorum şu an zaten oturduğum yerden. Ve o şekilde dinlenerek 64 olduğunu söylüyor. Şöyle kapatayım. Şöyle yaptığınız zaman gördüğünüz gibi kapalı. Saati kendinize çevirdiğiniz zaman görüyorsunuz. Bu şekilde açılıyor. Kapatıyorsunuz. Döndürdüğünüzde açılıyor. Belli bir süre zarfında zaten şarjını yememesi için kapanıyor. Şimdi size bunun bir özelliğini daha anlatayım arkadaşlar. Üst menüsü var. Şuradan ekran açalım. Üst menüyü aşağı indirdiğiniz zaman. Şurada şarjı görüyorsunuz. %29 kalmış. Bluetooth simgesi var. Şurada ekran ışığını ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin 7, 8, 9, 10 diye. İdeal 4, 5, 6 gayet parlaklığı ideal. Yan tarafta tek şey var. Güç tasarruf modu. Onu anlatacağım. Şu rahatsız etme modu. Buna bastığınız zaman artık beni rahatsız etmeyin dediğin andan itibaren saat sizi rahatsız etmiyor. Yani gece uyurken ışığını yakmıyor. Tüm işlevini yerine getiriyor ama ışığını yakarak seni rahatsız etmiyor. Örneğin kapatıyorum. Çevirsem de gördüğünüz gibi döndürmüyor. Sen istemediğin sürece kendi ışığını kapatıyorum. Yakmıyor arkadaşlar. Ne yaparsan yap yakmıyor. O yüzden rahatsız etme modunu kapattım. Buradan telefonun ses düzeyi, zil ses düzeyi görüyorsun. 15'e kadar çıkıyor zaten. Değiştirebiliyorsunuz medyanın. Buradan ses bildirim ses düzeyi. İsterseniz kısa açabiliyorsunuz. İsterseniz titreşim de atayabiliyorsunuz. Bu da sistemin çeviri. Şu çevirdiğimi görüyorsunuz. Buradan çıktım. Şu güç tasarruf modu arkadaşlar. Şu konumunu bildiriyor. Bu GPS özelliği var. Ama GPS'i telefonla birlikte kullanabiliyorsunuz. Yani